Merhabalar sevgili İngilizce Kralı izleyenleri. Değerli arkadaşlar, B1 İngilizce seviyesinin gramer anlatımıyla devam ediyoruz. Serinin ilk videosunu 2 gün önce yapmıştık. Şimdi serinin ikinci videosundayız. Yine tekrar ediyorum, B1 seviyesine uygundur. B1 İngilizce öğreniminde orta seviyedir arkadaşlar. B1 seviyesine uygundur bu. Ortaokul, lise öğrencileri, üniversite öğrencileri veya YDS, YKS, YÖKDİL, TOEFL, IELTS sınavlarına hazırlanan arkadaşlar da bundan yararlanabilir. Bunların konusu azıcık zor geliyorsa A1 seviyesi videolarını da izleyebilirsiniz. Bu arada videonun açıklama kısmına baktığınız zaman sizin için yararlı linkler bulacaksınız. Present Continuous ikinci dersimizin konusu arkadaşlar. Peki Present Continuous nedir? Present Continuous şimdiki zaman olarak Türkçe'de geçiyor. Ve şimdiki zaman dediğimizde o an yaptığımız eylem genelde kastediliyor. Genelde dediğim çünkü bazen o anda değil de farklı kullanımları da var. Onları da kullanımlar konusunda göreceğiz. Önce form yani şekline bakalım. Her zaman olduğu gibi affirmative yani olumlu, negative yani olumsuz, interrogative yani soru şekillerine bakacağız. Geçen ders hatırlıyorsanız eğer demiştim ki V1 halini simple present'ta kullanıyoruz biz. V1 halini kullanıyoruz ama burada arkadaşlar V-ing ya da wing dediğimiz şöyle yazayım. Siyahla yazarsam daha iyi olur. Daha belirgin olur. Bunlara wing veya V-ing diyeceğim. Çünkü bunların fiilleri ing şeklinde kullanılıyor. V de verb yani fiil kelimesinin kısaltılmış. Burada to be fiili, bakın yazıyorum, to be fiili artı wing kullanıyoruz. To be nedir? To be geniş zaman ve şimdiki zamanda am, is, are kullanılıyor. Biliyorsunuz mesela I am diyoruz, you are diyoruz, he, she, it için is diyoruz. Yani bunlar artı ing. Şimdi bakalım burada örnekler vermiş. Mesela I am playing, ben oynuyorum. You are playing, he, she, it is playing, we are playing, you are playing, they are playing. Bu olumlu hali. Ben oynuyorum, sen oynuyorsun, o oynuyor. Bu şekilde. Olumsuz hali I am'den sonra veya you are'dan sonra şöyle diyeyim. To be fiilinden sonra, am is are'dan sonra bir tane not ekliyoruz. I am not playing, you are not playing. Ben oynamıyorum, sen oynamıyorsun. Mesela you are not playing'in kısaltılmışı you aren't playing oluyor. Ondan sonra atıyorum burada we are not playing'in they aren't. I am not playing'in ki I'm not playing oluyor. Onun da nedenini söyleyeceğim. Soru halinde de olumlu cümlede zamir ve to be fiilinin yerini değiştiriyoruz. Yani I am playing oluyor. Am I playing? Bir de ses tonlamasına dikkat edin. Am I playing? Yani makine gibi değil. Am I playing? Bakın. Am I playing? Are you playing? Tonlama, intonation dediğimiz çok önemlidir. Nasıl ki yazım kurallarında noktalama işaretleri bizi aydınlatıyor. Konuşmada biz mesela konuşurken ünlem, ondan sonra virgül bunları diyemeyiz. O yüzden tonlamayla bunları gösteririz. Gerektiğinde kelime arasında duraksamakla, gerektiğinde işte yükselen tonlama, düşen tonlama. Bunlara da şimdiden dikkat edin. İleride çünkü diyelim ki IELTS speaking sınavında bunlar çok yararlı olacaktır size. Short forms, kısa formları nedir? Yine olumlu için bakın I'm playing, you're playing, he's playing, to be fiili zamire yapışıyor. Olumsuzda not kelimesi to be fiiline yapışır genelde I hariç. I'da böyle bir istisnamız var çünkü am'ant diye bir kelimemiz İngilizce'de yoktur. I am'ant diyemediğimiz için bunun kısaltılmasında to be zamire yapışıyor. Diğerlerinin kısaltılmasında not to be'ye yapışıyor.
Aradaki fark bu. Yani hepsinde kısaltılma da olumsuzlarda not to be'ye yapışıyor. Sadece I'da not to be'ye yapışmıyor. To be zamire yapışıyor. Yine geçen derste söyledim. Yazım kuralları, şu an kural olarak ben bunları anlatsam, mesela 15 dakika videomuzun kendisi ise o kurallar belki 1 saat, 1,5 saat sürecek. O yüzden yazım kurallarını, şu anda gördüğünüz her fiili, aha bak bu böyle yazılıyor, bu ing'yi aldığında, bu üçüncü tekil şahıs s takısı aldığında, geniş zaman için bunu söylüyorum, şöyle olur diye yazım kuralları öğrenin şu an. Kuralları öğrenmenize gerek yok. Kelimeleri gördükçe bunları kafanızda tutun. Come mesela, bakın sonu i harfiyle bitiyor ve i'den önce sessiz harf var. ing eklendiğinde bu i eleniyor ve ing ile bitiyor. Run tek eceli kelimedir. Tek ecelidir. Kendisinden önce sesli harf var. Sessizdir. İki tane oluyor ing eklendiğinde. Lie tamamen formu değişiyor. Ve bir tane şöyle diyebiliriz. I ekle, i yine de come gibi, come'da olduğu gibi. I gidiyor, eleniyor, kalıyor el ve I. Sonra ing eklendiğinde iki tane I yan yana kalıyor. O yüzden buradaki I fiilin I'ı why olarak dönüşüyor ve lying oluyor bu şekilde. Evet hayır cevaplarına gelelim. Evet hayır cevaplarını geçen videoda ne olduğunu söylemiştim. Evet hayır sorusu nedir? Cevabı mutlaka evet ya hayır isteyen bir şey. Şimdi burada bakın mesela diyor ki are you playing, oynar mısın? Cevabına diyoruz ki yes I am, evet yaparım gibi diyebilirsiniz. Neden yaparım dedim? Çünkü are you playing'e de sorsa, are you studying'e de sorsa cevabı yes I am olduğu için ben de dedim ki Türkçe'de öyle bir cevap vereyim ki hangi soruya sorulursa kullanılabilsin. O yüzden yoksa onu demek istemiyorsanız fiile göre cevap verin. Evet oynarım, evet ders çalışırım, evet yemek yerim gibi. Yes, he, she, it, is. Bakın sonrasında başka fiil yok. Yani to be fiiliyle bitiriyor. Yes, we, you, they, are. Olumsuzlarda no, I am not. No, he isn't. No, you aren't gibi oluyor. Gelelim bunun kullanımlarına. Use. Niye use okuyorum, use değil? Use fiil olursa kullanmak ama use olarak okunursa kullanım, isim ise. O yüzden burada isim olduğu için kullanım, use. Nedir? Birinci kullanımı for actions happening at the time of speaking. En temel kullanımı budur. Konuşma anında olan eylemler için söylenir. Örneğin Mrs. Green is having a bath right now. Bayan Green şu anda duş alıyor. Bu fiile dikkat edin arkadaşlar. Çok pardon. Bu fiile dikkat edin. Diğer derste bununla ilgili niye büyümüyor acaba? Tamam. Arkadaşlar bunun sesini başka bir yerden aldığım için şey yapamıyorum. Maalesef videoyu da durduramıyorum. Hemen şimdi bunu halledeceğim. Hallettim. Şimdi diğer bundan sonraki videoda değil, ondan sonraki videoda bazı fiillerin ing alamadığını sizlere söyleyeceğim. O yüzden o fiilleri asla continuous çekimlerinde kullanamayacağız. İster present ister past continuous olsun kullanamayacağız. Onlardan birisi de have. Ama oradaki have, şimdi onu gördüğünüzde diyeceksiniz ki öğretmenim ikinci videoda ilk örnek have ing almıştı, burada alamıyor diyorsunuz. Anlamlarına o derste dikkat edeceksiniz. Have sahip olmak, iyilik anlamındaysa ing alamaz. Mesela I have a book veya I have got a book, benim bir kitabım var. O şekilde ing alamaz. Yoksa başka anlamları biliyorsunuz, öğünleri yemek için have kullanırız. Mesela akşam yemeği, öğlen yemeği, kahvaltı. I have breakfast. Kahvaltı yapıyorum. Have kullanırız. Duş almak için have kullanıyoruz. Bunlar da ing alabilir. Demek ki anlam da önemli bir fiilin ing alıp alamaması için. İkincisi, look, they are wearing the same clothes. Bak, onlar aynı elbiseleri giyiyorlar.
İkinci kullanımı for temporary actions and situations or actions in progress. Geçici eylemler veya durumlar için ya da devamı süren eylemler için. Örneklere bakalım ne kastediyor burada. Mesela our grandparents are staying with us this week. Bu hafta büyük ebeveynimiz bizimle kalıyorlar. Yani geçicidir, bu haftalık kalıyorlar. More and more people are studying at universities nowadays. Bugünlerde insanlar gitgide daha fazla üniversitelerde ders okuyorlar. Yani gitgide üniversite okuyan insanların sayısı artıyor. Bu devamlı olan bir eylemdir. Gün geçtikçe artıyor. Bunu kullanıyoruz. Üçüncü kullanım for definite future plans or arrangements. Belirli gelecek plan ve aranjmanlar için. Şimdi geçen derste hatırlarsanız demiştim. Buradaki kullanıma dikkat edin. Diğer videoda bu videoyu kastediyordum. Orada da başka bir kullanım var. Geçen dersteki kullanım gelecek için kullanımı geniş zamanı kullandığımızda demiştim. Resmi plan olmalı. Örneğin uçakların sefer saatleri, ondan sonra iniş kalkış saatleri, televizyon programları, maçlar falan. Ama buradaki planlar, geleceğe dair planlar eğer present continuous yani şimdiki zaman kullanıyorsak bu şahsi planla ilgilidir. Örneklere bakalım. She is leaving for Oxford tomorrow. Yarın Oxford'a doğru çıkacak. Yani burayı terk edecek. Bu kendi planıdır. Bu kızın. They are meeting their friends at the cinema this evening. Bu akşam arkadaşlarıyla sinemada buluşacaklar. Yine kendi planlarıdır. İster iptal ederler, buluşmazlar. Ama bir televizyon programı benim bakmak istemediğim için, benim seyretmek istemediğim için iptal olmaz. Dört numara. With always, constantly and forever to express annoyance. Şimdi annoyance rahatsızlık durumu. Rahatsızlık hastalık anlamında değil. Ben bir durumdan rahatsız şikayetçiysem bunu kastediyorum. Annoyance. Şimdi bu kelimelerle always, constantly and forever'la kullandığımızda rahatsızlığı dile getirmek için exaggerate ediyoruz. Mübalağa ediyoruz. Abartıyoruz, büyütüyoruz. Bakın. He is always asking me for money. Hep benden para istiyor. Always. Yani daima para istiyor benden. My parents are constantly checking my homework. Ebeveynim sürekli ödevlerimi kontrol ediyorlar. It's forever raining in this city. Bu şehirde sonsuza kadar yağmur yağıyor. Yani her birinde bir şikayet görüyorsunuz. Bunlar da yine unutmayın ilerideki seviyelerde İngilizce'de TOEFL sınavlarında, IELTS sınavlarında olsun veya hani inşallah bu dalı devam ederseniz atıyorum yüksek lisans doktora da olsun. Bunların her kullanımı mesela iç anlamında hangi edebi şey kullanılmıştır burada? Mübalağa. Exaggerations. Şimdi 6 numarada ne var burada bakalım? Keywords, phrases. Genelde bu çekimde belirli kelimeler kullanılır. Örneğin now veya right now, şimdi, tam şimdi, at the moment, şu anda, this week, this month, this year, bu hafta, bu ay, bu yıl. Tabii ki bu kullanılırsa gelecek anlamı oluyor genelde içinde. These days, bugünlerde, today, bugün, tonight, bu gece. Bir kullanımı da söyleyeyim arkadaşlar. Diyelim ki şu anda arkadaşınız yanınızda, siz de mesela araba kullanıyorsunuz. Araba kullanırken size ne yapıyorsun diye soruyor veya bugünlerde ne yapıyorsun diye soruyor. Bugünlerde diyebilir, demeyebilir. Ne yapıyorsun? O şu anda sizin araba kullandığınızı zaten görüyor. Bunu kastetmiyor. Genelde hani bugünlerde ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yaptın Mecnun gibi. Ne yapıyorsun? Şimdi siz mesela diyorsunuz ki size cevap verirken demiyorsunuz. Aa araba kullanıyorum. Vallahi mı? Gerçekten mi? Görmüyorum ben de çünkü körüm. Hayır öyle bir şey değil. Öyle bir durum değil. Arkadaşlar şimdi mesela orada cevap veriyorsunuz ki ya bugünlerde şu yazardan bir roman okuyorum. Bak
3-4 gün önce belki başlamışsın romana, 3-4 gün sonra da bitireceksin. Ve o anda da o işi yapmıyorsun. Ha, bugünlerde yapıyorsun. Bitecek. Hani geçen kullanım dediğimiz ikinci geçici eylemler, durumlar içinde diyebiliriz ya. Bu da ona şey oluyor. Buna da dikkat edin. Hani o anda birisi what are you doing veya what are you doing these days diye sorduğunda ille de hani these days dediğinde bugünlerde daha çok belirli oluyor maksadı. Ama these days diyelim ki demedi. O zaman da hani anlamı zaten ne yaptığınızı görüyorsa bugünlerde ne yapıyorsun, bu aralar ne yapıyorsun demektir. Bu arada arkadaşlar sosyal medya adreslerimizi görüyorsunuz. Özellikle Instagram'dan takip ettiğiniz zaman kanaldaki tüm videolardan ve durumlardan haberdar olabilirsiniz. Bundan sonraki videoda ne yapacağız arkadaşlar? Bundan sonraki videoda bazı sorulara cevap vereceğiz. Acaba geniş zaman mı kullanalım? Şimdiki zaman mı kullanalım? Ve bunlarla ilgili siz daha güzel alışacaksınız. Kullanımlarıyla daha çok aşina olacaksınız. O videoyu da kaçırmayın derim. Şimdilik hepinize Allah'a emanet ediyorum. Diğer bir videoda görüşene kadar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.